Allah'ın ismine hürmet. Sual. Konuşurken koş Allah'ım koş, ye Allah'ım ye gibi şeyler söylemek veya Allah yarattı demem döverim demek caiz midir? Cevap. Allahü Teala'nın ismini lüzumsuz yere kullanmak hürmetsizlik olur, günah olur. Lüzumsuz yere yemin etmeye benzer. Sual. Allah'ını seversen veya Allah aşkına şunu yap denince o işi yapmak şart mıdır? Cevap. Bir Müslüman, Allah hakkı için şunu yap dese, bunu yapmamak günah olmaz ise de, mübah olan işleri yapmak iyi olur. Allah aşkına diyerek bir kimseden dünyalık bir şey istemek caiz değildir. Böyle kimseler hadis-i şerifle lanetlenmiştir. Allahü Teala'nın ismini lüzumsuz yere kullanmakta uygun değildir. Mesela çok uzak bir yere gittiğini belirtmek için yürü Allah'ım yürü ve çok yemek yendiği zaman ya Allah'ım ye demenin, Allah'ın ismini hafife almak olduğunu alimlerimiz bildiriyor. O halde şarkılarda, türkülerde, filmlerde Allah'ın ismini lüzumsuz yere kullanmak doğru değildir. Sual Allah ismini saygı ifadesiz yazmak, söylemek caiz midir? Cevap Selefi salihin saygıyla söyler ve saygıyla yazardı. Terki bid'attir. Bir yazıda, bir konuşmada, bir defacık olsun saygıyla yazmalı veya söylemelidir. Onun için dilimizi Allahü Teala demeye alıştırmalıyız. Sual: Allah Teala demek uygun mu? Cevap: Allah Teala yerine Allahü Teala demelidir. Sual: Allah razı olsun denince saygı sözü terk edilmiş olur mu? Cevap: Evet. Allahü Teala razı olsun demelidir. Dini yazılarda saygı kelimelerini her seferinde yazmalı mı? CC, SAV, RA gibi kısaltma yapmak uygun mu? Cevap: Din kitaplarında diyor ki, Allahü Teala'nın ismini okuyunca, yazınca, söyleyince, işitince, Subhanallah, Allah, Celle Celalü veya teala gibi saygı sözlerinden birini söylemek, yazmak, ilkinde vacip, tekrarındaysa müstehaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismini işitenin ömründe bir defa salavat getirmesi farz, okuyunca, yazınca, söyleyince, işitince, ilkinde söylemek vacip, tekrarında müstehaptır. C.C. CAB, R-A gibi kısaltma yapmak uygun değildir. Mirati Kainatta diyor ki, Cahiller ve tembeller saygı sözlerini kısaltarak birkaç harf yazıyorlar. Bu doğru değildir. Çok sakınmalıdır. Sual Kısaltmalar her tarafta kullanılıyor. Bir metni okurken, cc geçtiğinde, onu harf bazında söylemiyoruz. Yüksek sesle, Celle Celalühü diyoruz. Bu konuları konuşmakla vaktimizi boşa geçirmiş bulunuruz. Bu konular İslam'a göre sivrisinek vızıltılarıdır. Cevap. Allahü Teala'nın ismini doğru yazalım, CC yazmayalım demeyi sivrisinek vızıltısı olarak görmek çok tehlikelidir. İnsanın imanını tehlikeye atabilir. Dinde bir şeyi hafife, basite almak tehlikelidir. Din kitapları CC yazılmamalı diyor. Ama günümüzdeki kimseler yazıyor. Her tarafta kullanılması ölçü değildir. Ölçü, din alimlerinin bildirdikleridir. Sinek vızıltısı olsaydı, din alimleri bunu kitaplarına yazmazdı. Bir sözle insan küfre düşer, bir sözle imana gelir. Bir sözle hanım boş olur, bir sözle elin kızı elin erkeğine hanım olur. Sual Bursa'da Büyük Cami'nin kıble duvarında gördüm. Allah kelimesinin İslami hat olarak bir düzü, bir de simetrik olarak tersi yazılıp. Böyle yazmak ve böyle yazılmış bir hatı duvara asmak caiz midir? Cevap. Yazmak da, asmak da caiz değildir. Camilerin kıble duvarındaki yazıları kaldırıp yan duvarlara koymak daha uygundur.